Madem transfer raporundayız, bir Galatasaray'ı konuşalım. Serhan'ı yakalamışken, Burak Hocam varsa sorun, Serhan'a sorabiliriz. Radamel Falcao gitti mi? Gidiyorsa ne zaman gider? Hangi takıma gidecek? Konu çünkü hangi takıma gidecek derken yazılan çizilenlerin üzerinden. Hı hı. Bugün Fatih Terim'in 47. yılı. Galatasaray imzası. Fatih Terim'e 47 yıldan beri o imzayı attı ve hala takımın başında olup kupalar kazanmasından dolayı ve Galatasaray'da şu an hoca olmasından dolayı tebrik ederim. 47 yılını doldurduğu için. O şey de dahil, oyunculuğu da yani profesyonel tabii, olarak. Tabii. 47 yıl önce bu kulübe imza atıp ve ben 2 yaşındayken girmiş hocaya Galatasaray'a. Sen de bayağı yaşlanmışsın. Vallahi. Kıymetlidir hoca. Peki. Şimdi Falcao ile başlayalım. Falcao ile başlayalım. Herkes onu çünkü merak ediyor. Şimdi Falcao'daki durum şöyle söyleyeyim ben sana. İlk önce Galatasaray'ın transfer politikasına bakalım. Şimdi Galatasaray'ın transfer politikası şu an ağır işleyebilir. Ve ki ağır işliyor. Herkes transfer bekliyor. Transfer olsun diye bir sıkıntı içerisinde. Şu an Mustafa Cengiz Başkan olsaydı transferler nerede şeklinde istifa istifa diye tweetler gelirdi. Sosyal medyada paylaşılırdı. Oraya geçtik. Tabii ki bu işler kolay olmuyor. Transfer lazım mı? Lazım tabii ki. Ama transferin lazım olması yerde Burak Elmas Başkan'la Fatih Terim beraber çalışıyorlar. Çünkü Fatih Terim futbol şubesi direkt başkana bağlı. Ama Galatasaray'ın bir maaş yükü var. Maaş skalası var. Yani Galatasaray'ın 10 lirasının 35 şey 10 lirasının 3,5 lirası Falcao, Fegül'ü ve Babel'e gidiyor. Otomatikman Galatasaray bu maaş skalasından kurtulmak istiyor ki Falcao'nun aldığı para fahiş para, Fegül'ün aldığı para keza öyle, Babel'in aldığı para keza öyle ama Fatih Terim Babel'den bir şekilde faydalanıyor. Fegül'den faydalanamıyor, Falcao'dan faydalanamıyor. O açıdan baktığımızda Falcao'nun artık gitmesi lazım ama bir önceki dönemde de şöyle bir durum söz konusuydu. Falcao'ya teklif bekliyordu Galatasaray yönetimi. Hiçbir şekilde teklif gelmedi. Geçen hafta Burak Elmas Başkan'la Falcao'ya bir araya geldiler. Biz bu şekilde maaş yükünü bu kadar devam ettiremeyiz. Eğer teklifler varsa sen de kabul edersen hem bizi rahatlatırsın. Ama şimdi bir, Falcao maaş fazla. İki, Fegüli. Maaş fazla. Üç, Cagne maliyeti fazla, maaşı fazla. Babel maaşı fazla. Ne yapıyor? 14-15 milyon euro civarında değil mi sevgili Serhat? Evet. Ya ve şöyle bir durum söz konusu. Dedim ya maaş, Galatasaray maaş skalasının onda dördü bu futbolcuların sırtında. Yani bu futbolcular 20 tane futbolcu, 4 tane futbolcu, 20 tane futbolcudan daha fazla para kazanıyor. Oraya geçtik. O zamanki belki şartlar onu gerektiriyordu ki işte transferlere baktığın zaman Fegül'ün daha önceki yıllarda şampiyonluk getirdiği maçlar da var ama 2 seneden beri yatıyor. Falcao keza öyle oğlu daha fazla. Yeni doğmuş oğlu daha fazla forma giyiyor. Gerçekten bu bir gerçek yani espri değil. Diğer tarafa geldiğimizde Cagne. Cagne en azından hem Galatasaray'da kendini, Galatasaray Cagne'den kurtuldu. Cagne'yi kendini Premier Lig'e atma derdinde ki gitmesi de an meselesi. Ve şu an antrenmanlara katılmıyor tabii ki. Teklifleri bekliyor. Falcao ve Fegül'den kurtaramazsın. 2022'ye kadar kurtaramazsın. Sözleşmeleri o zaman devam ediyor. Ve şu an gelen teklif yok. Teklif olsa da bu paraları bir yerde alamazlar. Türkiye gibi bir ülkede bir yerde bulamazlar. Hani diyorlar ki işte Arap ülkeleri şunlar bunlar. Ya Arap ülkelerinde bu şekilde güzel yaşayamazsın. Bir Katar Ligi'nden teklif varmış. Ben öyle duydum. İşte var da şey gelen yazıyor. Bir teklif yok. Ya ve aldığı paraları da vermiyorlar. Eskisi gibi, onlar da çok fazla para vermiyorlar. Orada bir Dubai biraz daha ilgisini çekiyor. Birleşik Arap Emirlikleri Ligi bu futbolcuların. Orada birkaç oyuncu gitti ama Katar Yıldızlar Ligi'nde yok ya, doğru söylüyorsun. Oralarda çok fazla eskisi gibi ama yok. Arabistan Ligi öyle değil bak. Onlarda El Nasr, El Ahli onlar çok ciddi. El Hilal çok. El Hilal çok kuvvetli bütçeleri var onların. Müthiş. Ancak orada da Serhan Türk'ün dediği gibi yaşamla ilgili bazı özellikle Güney Amerikalı oyuncuların sıkıntıları olabiliyor yani kendi içlerinde oraya alışma gibi işte iklim gibi. Ancak Dubai biraz daha farklı bir emirlik ülke biliyorsunuz. Ondan dolayı oralarda belki bir şeyler çıkabilir ama dediğiniz gibi onlar da artık vermiyor. Ne olabilir belki? Örneğin belli bir ücretin belli bir kısmını Galatasaray karşılayacak şekilde olabilir diye düşünüyorum. Ama bir önceki dönemde de Mustafa Cengiz döneminde de öyle bir formül yaptılar ama kabulü görmedi. Nasıldı yani, o formül? O formül de aynı şekilde hocamın söylediği gibiydi. Belli bir kısmını biz ödeyelim, belli bir kısmını da diğer kulüp karşılasın. Bulamadılar yani. Olmadı, yok. Teklif yok.
Yani Fegüli'ye de teklif yok. Şu an Falco'ya da teklif yok. Hatta Falco ile Fegüli'ye teklif olduğu şeklinde haberler var ki Falco bir adım daha önde. Falco ile zaten kulüp de görüştü. Burak Elmas başkan da görüştü. Eğer teklif varsa lütfen önceliği tekliflerden yana kullanın şeklinde söyledi. Yani Galatasaray aslında transferler bir çıkmaza girdi. Çıkmaza daha rahat hareket etmesi açısından şöyle bir durum söz konusu. Gidecek futbolcuların bir an önce gidip o maaş yükünden kurtulup Galatasaray'ın bir mali olarak rahatlamaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan baktığımızda Belanda'dan şöyle yani yanlış cenimi kurtuldu demeyelim de o maaş yükünden o maddi sıkıntıdan kurtuldu. Ya, tabii ki o açıdan baktığımızda. Ne kadar kar etti Serhan? 4 milyon euro. 4 milyon euro. Ha. Çok ciddi. Çok ciddi rakam. Bir de şeyi söyleyeceğim. 40 milyon TL değil mi? Şimdi Galatasaray'ın da bek tarafında da iki beke de mutlaka transfer yapması gerekiyor. Kesinlikle hem sağ bek hem sol bek. Aynen. Bir de stoperde de belki bir Luyendama eğer satış olursa Luyendama'da istenilen teklif 6 milyon. Gelen teklif de 3 milyon euro bazında. Bir Jetson transferi yapmaya çalışıyorsun ki Jetson transferi de Benfica Kulüp Başkanı'nın yasal olarak sıkıntıya girmesinden dolayı biraz daha yavaşlasa bile en azından bu PSV Eindhoven maçı öncesi yetiştirmeye çalışılıyor. Bonservisiyle mi almaya çalışıyor? Yok, kiralık artı opsiyon. 2 milyon 6, 8 milyon. Zorunlu satın alma. Zorunlu satın almayla beraber. Onyekuru ile artık vedalaşıldı diyebiliriz. Çünkü Onyekuru'da 4 milyon 350 bin euro opsiyonu vardı. Ve bir önceki yönetim seçime gideceği için bu parayı vermemek adına ve bir önceki yaklaşık hani bu Fatih Terim ve bir önceki yönetimin arası bir zamanlar iyiydi Abdülhamid Albayrak da. O oluşum dünya çapında yani çok üst high level dediğimiz liselerden ve üniversiteden birisi. Ama ben şunu isterdim. Ben ya da sen ya da sen ya da dışarıdaki X bir insan parasıyla 50 lira para bulup da 100 lira para bulup da maçlara giren taraftarlar okuyamadı. Galatasaray Lisesi'ne gidemedi, Galatasaray Üniversitesi'ne gidemedi. Ama Galatasaray forması için 50 lira 100 lira para bulup da bu şeye gitti. İlk zamanlarda ben şunu isterdim. Ya ben o adam mesela Galatasaray liseli olmadığından ya da üniversiteli olmadığından dolayı ilk antrenmanı izleyemeyecek. Belki ikinci antrenmanı izleyecek. Ama ben Galatasaray'dan şunu beklerdim. Biliyorsun pandemi dönemi geçirdik ve çok yoğun bir pandemi dönemi geçirdik. Bu dönemde sağlık çalışanları, doktorlar, çocukları, hemşireler. Öncelik liselilerin mi? Onu mu bana söylüyorsun? Yok, ilk antrenmanı bu şekilde yapıyorlar. Tabii ki daha sonraki antrenmanlar bu şekilde planlanacak. İşte ne olacak? Taraftarlar arasında olacak ya da atıyorum Ultra Aslan tarafında olacak ya da farklı olacak. Ama bence ilk sağlık çalışanlarla başlasak daha böyle güzel olur, güzelleme olur diye düşünüyorum ben. Kaç dakika var reklama? 2 dakikam varmış, reklama çıkacağız. Bir 10 dakikalık mola, sonra bir yarım saat gideceğiz. Yani Burak Hoca tabii farklı konulara değindi sevgili Serhan. Bir şeye takıldım. Luyendama için çok ciddi paralar konuşuluyordu. Serhan diyor ki 6 milyon euro veren var. Şey 6'ya satılacak, 3 veren var. Ama Luyendama'dan beklenti çok büyüktü demek. Çok düşmüş fiyatı belli ki. Olmadı, o beklenen olmadı. Biraz da savruk. Son dönemdeki performansları çok da istikrarlı gitmeyince, beklenildiği gibi olmayınca bu raddeye geldi. Tabii değerler çok çabuk artık değişiyor. Bir de artık çok fazla geçmişe bakılmıyor. Oyuncunun güncel performansına bakıyorsunuz. Onu analiz edip, ona göre değerini belirleyip bu teklifleri veriyorsunuz. Galatasaray ile ilgili benim altını çizmek istediğim bir başka nokta var. Özellikle şimdi ne dedik? Bekler dedik. Stoperle ilgili konuştuk. Burada sağ kenarda bir ters ayaklı Fatih Hoca'nın sisteminde çok önemli yer alan sağ kenarda ters ayaklı, sol ayaklı bir kenar oyuncusunun hem playmakerlık yapabilecek, oyun kurabilecek, araya arkaya toplar atabilecek, hem şut atabilecek, skor bulabilecek bir oyuncunun ihtiyacı burada çok belli. Bununla ilgili bir istihbarat var mı? Buraya düşündükleri bir oyuncu var mı? Çünkü Fatih Hoca için en önemli noktalardan biri bu diye ben düşünüyorum. Ben Onyekuru'yu çok merak ediyorum. Ya şimdi burada Onyekuru'yu soracağım. Çok kısa cevaplarsan, Onyekuru ile ilgili çok soru geliyor. Ne oldu Onyekuru, işitti? Reklamdan sonra mı cevaplıyorsun? Peki. Reklamdan sonra Onyekuru'yu soracağım. İlaveten Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ve Trabzon'da konuşacağız. Reklamlar.